2023'ün ilk yayınından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Umarım iyi bir hafta sonu, iyi bir yılbaşı akşamı geçirmişsinizdir. Temennilerimiz hep 2022'den daha iyi bir yıl geçirmek umuduyla demiştik. Umudumuz devam ediyor ama rakamlar da geliyor. Ekonomi adına umutlarımız çok yeterli olmayacak gibi görünüyor. En azından rakamlar onu gösteriyor şimdilik diyelim. Konuşacak çok şey var. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Yeniden mutlu seneler. Dilerim her şey gönlümüzce olsun. Mutlu seneler. Teşekkür ederim hepimiz için. Evet, rakamlar da gelmeye başladı. İTO'dan açıklama var, ISO'dan gelen rakamlar var, dünyadan gelen önemli açıklamalar var. Ama ben İTO ile başlamak istiyorum. İşte bizim de enflasyon rakamlarımız TÜİK tarafından açıklanacak ama onun öncesinde İTO İstanbul enflasyonunu açıklıyor. O da hep büyük bir gösterge olarak kabul ediliyor. Aralık enflasyonu İstanbul'da yıllığa baktığımızda %92.97, aylığa da baktığımızda 2.94 olmuş. Baz etkisi görülmeye başladı mı yani bu? Rakamlar onu mu gösteriyor? Baz etkisi görülmeye başladı. İTO'nun enflasyonu %100'ün üzerindeydi Kasım ayında. Şimdi geçen seneki aylık enflasyon yüksek olduğu için bu seneki aylık enflasyon %2.94 oldu. Ve baz etkisiyle enflasyon 92.9'a inmiş durumda. Üretici fiyatlarında da 3.71'lik bir artış var. Bu çok önemli. O da üretici fiyat endekste 81.31 olmuş. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Ama artış hızı yavaşlamış, geçen senenin Aralık ayına göre artış hızı yavaşlamış görünüyor ama artmaya devam ediyor. Şimdi yılbaşının arifesinde yapılan zamlar henüz bu enflasyona yansımış değil. Şimdi Ocak ayı enflasyonu da göreceğiz onları. Ocak ayındaki baz etkisi çok daha düşük olacak. Çünkü geçen sene Ocak ayında 11.1'di. Ocak'taki enflasyon düşüşü bundan daha yavaş olmuş olacak. Şimdi bir anda Ocak ayı, Aralık ayı enflasyonu açıklandığı zaman toplamda 2022'nin enflasyon açıklandığı zaman bir düşüş göreceğiz. %60'lı seviyelerde 70'in biraz altında belki rakamlar göreceğiz ama hayat pahalılığının devam ettiğini göreceğiz. Enflasyon düşse de hayat pahalılığı sürüyor. Neden? Çünkü fiyat artışları devam ediyor. Şimdi evet. İTO'da da %100'den üzerindeki enflasyon 92.9'a geriledi ama fiyat artışları devam etti. %2.94 İTO'ya göre. Ne kadar doğruysa bunu hep beraber görürüz. Çok doğru olduğunu ben tahmin etmiyorum ama bu TÜİ'ye bir ortam hazırlamış durumda. Dolayısıyla baz etkisiyle düşen enflasyon gerçekten hayat pahalılığının azaldığı anlamına gelmiyor. Herkes de zaten hane halkları da burada bunu yaşıyor. Dolayısıyla asıl enflasyonu biz Mart'ta göreceğiz. Çünkü şu an oluk oluk para harcanıyor. Herkese saçılıyor. İşte vergi ve SGK borçlarına bir af geliyor. Bunlar çok ciddi sıkıntılar. SGK'nın durumu zaten ortada, mali tabloları. Şimdi bu ne demek? Ciddi para saçmak demek. Diğer taraftan yapılacak memur emeklerine, memurlara yeni yıl zamları var. Şiş emeklerine yapacak yeni yıl zamları var. Bunları SGK tarafından ödenecek. Burada da çok ciddi bir savunma olacak. Asgari ücrette zaten %54'lük zam oldu. Arkasından ne oldu? Her şeye zam geldi. İnsanlar daha paralarını alamadan fakirleştiler. Çünkü Şubat'ta zamlı maaşlar alacak herkes. Şu an Aralık'tan itibaren insanlar, özellikle Aralık'ın son haftasından itibaren çok ciddi zamlar geldi. Bu maaşların önemli bir kısmı, verilen artışın önemli bir kısmı erimiş oldu. Yani şöyle söyleyeyim size, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma %55.55 zam yaptı. Yani şeyde İspark'larına %55.55 zam yaptı. Taşıma ücretlerinden %19 civarında zam geldi. 19.9, bazı yerde %25'i vurdu. Diğer taraftan gıda maddelerine baktığınız zaman çok ciddi zamlar geldi. Herkes etiketleri değiştiriyor. Bunlar önümüzdeki ay enflasyona yansıyacak. Ama bu enflasyonun artışı maalesef şeyde Mart'a kadar, Mart'ta da devam edecek. Mart'tan sonra biraz daha hızlanacak gibi görünüyor. Çünkü maliyet artışlarında bir türlü düşüş gerçekleşmiyor. En önemli şey maliyet artıştır. Firmaların maliyetlerini düşünmeden buraya gidemezsiniz. Burada bir önemli adım atıldı. Elektrikte kullanılan doğalgaz fiyatlarında %16-25 arasında hafızam yanıltmıyorsa bir düşüş gerçekleşti. Bu ne kadar maliyete yansıyacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama maliyet artışları zaten açıklanan enflasyonun çok üzerinde. %150'lerde maliyet enflasyonu, %84.5'ta tüketici enflasyonu vardı. Aradaki makasın kapanması lazım. Ben yani tamamen kapanmaz ama epey bir azalması lazım. Dolayısıyla orada zamların devam edeceği kesin. Evet. Diğer taraftan bir başka konu daha var. İlginç bir konu. Temerrüt faizleri 17.5'tan 11.25'e indirildi. Şimdi tüketici kredilerin veya yerelde kredilerin ortalama faizleri %25'in üzerinde. Şimdi diyorsun ki %25 ile faizle kredi kullandırıyorsun ama adam ödeyemezse, temerrüde düşerse bu faiz 11.25'e iniyor. Ödemek daha cazip hale geldi şimdi.
Anlatabiliyor muyum? Bu da işin başka enteresan tarafı. Yani orada ciddi bir kaygısı yok. Ya diyor ki kimseyi batırmayın. Evet. Kimse batmasın. Eğitim adamın ödeme gücü yoksa ne yapacağız şimdi? Tamamen ekonomik koşullardan, ekonomik ortamlardan uzaklaşmış durumdayız. Şimdi buradan şöyle bir örnek vereyim. ABD'den bir örnek vereyim. Ondan sonra ikinci soruna geçelim. ABD'de bu faiz artışı dolayısıyla ki bunlar faizde %4.50'lerde, 4.75 var. Orada şirketlerin batış hızı bu faize rağmen 4 katına çıkmış. Orada kimseye batmayın değil mi? Bizde yasak çünkü, evet. Tabii o yani bir şey ekonomik olarak verimli değilse o işi kapatman lazım. Ekonomik olarak verimli değilse. Çünkü o zararı kim telafi edecek? Şimdi devlet üstleniyor, ben üstleniyorum diyor. Devlet neyle üstlenecek? Sürekli para basacak. Şöyle düşünün. Şimdi şeye gelen, yapılan zamların önemli bir kısmı. EYT'lere yapılan zamlar. Yeni bir EYT yükümüz oluştu. Bunun maliyeti bakan 100 milyar TL diyor. Ama piyasa gerçekten de baksan, piyasada yapılan analizlere baksan 13,5 milyar dolar yaklaşık 450 milyar TL. Evet. Şimdi böyle bir gelişme. Arkasından KGF gelecek. Şimdi emekli memur maaşları yaklaşık 800 ile 1 trilyon arasında para basılacak. Bu bütçenin yüzde kaçı? Yaklaşık %22,5. Bunun çarpan etkisi olacak enflasyona. Buna baktığın zaman da önümüzdeki sene enflasyonun 60'ın altında olması pek mümkün görünmüyor. Evet. Çünkü bunlar bir de yapacağımız hatalar dolayısıyla, yanlış politikalar dolayısıyla gelecek enflasyon var. Bu daha da artacak. Yani fakirleşme diyeyim. Daha da artacak demek. Yani hızı, evet, fakirleşmenin hızı da artacak demek, enflasyon da artacak demek. Bu çok ciddi sıkıntı. Baz etkisinden gelen maalesef iyileşme ortadan kalkacak gibi duruyor. Ve muhtemelen Mart gibi falan verilmiş zamlar, EYT zamları, işte emeklilik zamları, işçi emekten yapılacak zamlar, memurlara memur emekten yapılacak zamlar maalesef Mart gibi erecek, erecek gibi duruyor. Bu çok ciddi sıkıntı. Önümüzdeki dönemde maalesef daha büyük fakirleşme geliyor demek. Burada uyarı kim yaptı? En önemli uyarı IMF Başkanı yaptı. Dün gece IMF Başkanı yaptığı açıklama 2023 yılının 2022'den çoğu ülke için çok daha kötü olacağını söyledi. Bu doğru. Maalesef doğru. Yani çok daha. Biz bu uyarı yaptığımızda insanlar bize kötümserlik pompalıyorsunuz diyorlardı. Değil. Dünyadaki rakamlar, Türkiye'deki rakamlar bunu gösteriyor zaten. Rakamlar nereye doğru gidiyor? Ve bu rakamları kötüye giderken döndürebilecek miyiz? Şu an döndürebilecek bir şey yok. Çünkü sürekli para harcıyoruz. İnanılmaz para harcıyoruz. İyi gelişme nedir? İhracattır. İhracatta 254 milyar dolara çıktık ama ithalat patladı. İhracatımız evet büyüdü. %12,9 büyüdü. Bu güzel bir gelişme. İhracatçılar gerçekten iyi çalışıyor. Önemli olan şimdi ihracatçının burada önünü kesmemek lazım. Çünkü ithalat patladı gidiyor. Eğer ithalatı da yavaşlatırsam bu sefer ihracatın yavaşlayacak, üretimin yavaşlayacak çünkü. Biz ne yapıyoruz? Ürettiğimiz mallarının, ham maddelerinin ve yarım ham maddelerinin %81'ini ithal ediyoruz. Biz bu döngüden kurtulmadık sürece hem cari açımız hem dışarıda açımız büyüyecek. Hem de enflasyonumuz artacak maalesef. Evet, yani 2022'den 2023'e geçtik ama yine maalesef'lerle dolu yayınlar yapmak zorunda kalıyoruz yine maalesef. Peki rakamlar dediniz. Dedim ki İTO'nun dışında bir de ISO'dan rakamlar geldi. O da Aralık ayı imalat satın alma yöneticileri endeksi. İşte eşik değeri 50'nin altında kaldı. %48,1 olarak açıklandı. Peki bu rakam bize ne ifade etmeli? Bu rakam halen ekonominin, insanların iyimserliğe dönmediğini gösteriyor. Biraz iyimserleşme var mı? Var 47'lerde, 45,7'deydi galiba. 2,4'lük bir iyileşme var. Bunun sebebi de şu an herkes KGF garantili kredileri bekliyor. Bu kredilere yapılan çalışmalar insanları iyimserliğe itiyor. İyimser olmak gerekiyor mu? Evet. Yani bu açıdan bakarsan iyimser olmak gerekiyor ama hala eşik değerin altındayız. Bu önemli. Hala insanlar iyimserliğe dönmüş ya da tamam ya hakikaten Türkiye toparlanıyor diyecek konumda değil. KGF'leri göreceğiz ama önümüzdeki dönemde içeride enflasyon da patlayacağı için insanların satın alma gücü düştüğü zaman iç ticaret yavaşlar. Dünyada şimdi bizim ihracat yaptığımız ülkelere baktığımız zaman oralarda da çok ciddi sıkıntılar var. Yani Avrupa Birliği'nde, ABD'de çok ciddi sıkıntılar var. Resesyon maalesef oralarda devam ediyor, artarak da devam ediyor. Çok iyileşme beklentisi yok. Minik minik gelişmeler olsa da çok iyileşme beklentisi yok. Dolayısıyla bizim ihracat dönümüzdeki dönemde sıkıntı çekeceğimiz kesin. İhracatımızın bu kadar artması pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Olursa da zaten ithalat da patlıyor. Biz Avrupa Birliği'ne, az önce Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, Avrupa Birliği'ne göre ihracatımızda işte 10 milyar dolara yakın bir fazla vermiştik. Ama bunun karşılığında uzak doğu ülkelerinde ithal ettiğimiz mamul ve yarım mamuller ve ham maddelerde maliyetlerde çok ciddi artışlar var. O ülkelere karşı çok büyük bir dış ticaret açığı veriyoruz. Bu Türkiye açısından çok önemli sıkıntı. O nedenle bizim ithal ikameci, üretim politikalarına dönmeden kurtulmamız mümkün değil. Ve bu enflasyonu patlatarak götürecek. Bakın bugün kurlara da yansıdı.
Evet, kapalı çarşı yani piyasasından kurlar 18.93'lerle. Çok ciddi rakamlar bunlar. Yani bankalar arası piyasayla tamamen ayrışmış durumda. İşte bu da Türkiye için önemli bir tehlike. Çünkü siz ihracatçının dövizine koyduğunuz zaman ne yapıyor insanlar? Buralardan ithalatını finanse etmek için, üretim yapabilmek ve ihraç edebilmek için buralardan döviz almak zorunda kalıyor. Bu da ikinci piyasaları oluşturuyor. Maalesef ikinci piyasaları yok etmek de o kadar kolay olmuyor. Çünkü 80'li yılların sonlarında, 90'larda uzun yıllar uğraşıldı bu iş için. Tek piyasayımız için. Maalesef şimdi ikinci piyasa oluşturup burada ciddi sıkıntı bizim açımızdan. Yani gayri resmi işlemler, döviz işlemleri çok arttı. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Keşke 2023'e girdiğimizde daha güzel şeyler söyleyebilmiş olsaydık ama 2022'den 2023'e çok fazla bir şey değişmedi. IMF Başkanı'nın da uyarısı var. 2023 çok daha zor geçecek diye. Yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Umarım biz yanılmış oluruz. Rakamlar yanılmış olur ama çok öyle görünmüyor maalesef.